Önce hayırsever dediniz, bugünlerde de ajan olarak ilan ediyorsunuz ve bu davaya da diyorsunuz ki kumpas. Yani size dair makbuzlar sahte, kasetler montaj, davalar kumpas. Peki bunları söylediğimizde, yani işin esasını ana muhalefet olarak biz anlatmaya başladığımızda da ana muhalefet partisine ve onun liderisine diyorsunuz ki vatan haini. Şimdi geldiğimiz noktada önce vatan ne acaba, onu belirlemek lazım. AKP'nin ne olduğunu, devletin ne olduğunu, milliliğin ne olduğunu birlikte aslında bir konuşmamız lazım. Şimdi ödüller verdiğiniz, bakanların önüne yattığı o reza mıdır, rıza mıdır? Bugün vatan haini ilan edilmeye başlandı ve biz ta o zaman diyorduk ki bu ilişkilere hükümetimizi ortak etmeyin. Bunlardan kaçının, gelin bu rızayı da, buna ortak olanları da yargılayalım dediğinizde sizlerin oylarıyla maalesef bu yargılama yapılamadı. Bugün Amerika'da ülkemizi çok zor duruma düşürecek bir yargılama yapılıyor. Biz ne tarafız? Elbette ülkemizden tarafız. Elbette ülkemizin sonuna kadar savunucusuyuz. Ancak ülkemizi kötü yöneten, bu kirli ilişkilere giren bakanlarla ve bunların yandaşlarıyla da her zaman karşı karşıyaydık, bugün de karşı karşıyayız. Şimdi diyorsunuz ki bu mesele milli. Milli bir mesele, milli bir meselede siz milli davranmıyorsunuz. Diyoruz ki hırsızlığın neresi milli? Yok, yolsuzluğun neresi milli? Milli deyince siz bunu mu anlıyorsunuz? Hırsızlık ve yolsuzluğu yapan birinin savunulmasını mı anlıyorsunuz? Biz diyoruz ki milli bayraktır, topraktır, vatan sevgisidir, barıştır. Biz milliden bunu anlıyoruz. Ama siz hırsızlıktan ve yolsuzluktan bir millilik çıkartabiliyorsanız bunu nasıl çıkardığınızı lütfen gelin bize de anlatın. Bir zamanlar işi de diyordunuz ki kızgın çocuklar. Fethullah Gülen'e diyordunuz ki hoca efendi, beraber boy boy resimleri vardı. Şimdi de diyorsunuz ki Reza vatanseverdi, şimdi de casus oldu. Bunların hepsinin biz karşısında durduk, biz vatanımızı savunduk. Şimdi de diyorsunuz ki biz milliyiz, siz gayrimilli. Acaba kim milli, kim gayrimilli? Biz her zaman ülkemizden yana olduk, vatandaşımızdan yana olduk. Siz parayı sevdiniz, paralı adamları sevdiniz, korudunuz, kolladınız. Şimdi de ülkemizi bu zor duruma düşürdünüz. Biz ülkemizden yanayız ama ülkemizi bu kötü duruma düşürenlerden de mutlaka bunun hesabını soracağız, yanına bırakmayacağız. Genel Kurulu saygıyla selamlar. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.